GTA 5 gerçek hayat önceki bölümde yaşananlar. Abi ben bu sniper'lı adamları sayıyorum. 1, 2, 2 tane çatıda var. 1, 2, 2 tane de burada var. 4. Helikopterleri var. 4 kişi, 4 kişi sadece çatıda var abi. Ön tarafta 3 kişi var. Lan bu ne? Gel kasalara bak. O ne lan? Oy. Lan bu ne? Arabalar. Lan arabaların hepsi şoförlü. Hepsi de şoför hazırda bekliyor. Arabaların hepsinin kontakları açık. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 gerçek hayata kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi size çok önemli bir sorum var. Biliyorsunuz ki şöyle bir arka planımız var. Facecam'ler aynı bu şekilde bu arka planla mı olsun? Hani bu köşeye koyuyoruz ya bu arka planla. Yoksa eski günlerdeki gibi green screen mi yapalım? Bu bölümde green screen yapacağız. Hemen onu nasıl yapacağız onu da göstereyim. Yoksa aynen bu şekilde green screen mi olsun? Yorumlarda arkadaşlar fikirlerinizi bekliyorum. Daha doğrusu durun öyle yapmayalım. Hemen burada görüyorsunuz Instagram adresim çıktı. Instagram story'imde şu an da bunun anketini başlattım. Story'de yanıt verin bakalım. Eğer bunun gibi aynı bu şekilde green screen mi olsun yoksa eskisi gibi arka planımızla mı olsun facecam'imiz? Bunun anketi şu anda Instagram story'imde. Hemen fırlayın onu kullanın çünkü önemli bu bilgi. Bölümlerde daha böyle oluruz mesela bakın. Misler gibi. Şimdi bölüme geçmeden önce arkadaşlar siz de aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Gerçek hayatı seviyorsanız böyle like'lara bir abanalım şöyle. Like sayıları düştü. Şöyle bir en az 30 bin like bekliyorum bu videoya. Vallahi var ya en az 20-30 kişi çalışıyor bu videolar için. O yüzden emekler büyük yani like'larınızı bekliyorum. Hadi bölüme. Çok kısa araya giriyorum arkadaşlar. Bu videonun sponsoru olan Mobile Legends'tan sizlere bahsetmek istiyorum biraz. Oyun mobil cihazlar için tasarlanmış, öğrenmesi aşırı kolay ve tamamen ücretsiz bir MOBA oyunu arkadaşlar. En güzel özelliklerinden bir tanesi de tabii ki tamamen her şeyiyle Türkçe olması. Size bir ders vermenin vakti geldi. Karakterlerin seslerinden tutun hikayesine kadar her şey tamamen Türkçe. Hazır olun baylar bayanlar. Bu kız dünyayı sarsacak. Bu da Türk oyunculara ne kadar önem verdiklerini gösteriyor. Böyle kısa kısa boş vakitlerinizde zaman geçirmek için birebir gerçekten bu oyun. Neden mi? Çünkü maçlar 10 dakika sürüyor. İnanılmaz güzel bu. Otobüs beklerken, sıra beklerken, herhangi bir şeyi bekliyorken mis gibi zaman geçer. Ayrıca oyun tüm zamanların çevrimiçi en popüler oyunlarından bir tanesi. Oyun dünya çapında 1 milyardan fazla, Türkiye'de de 35 milyondan fazla indirmeye sahipmiş. İnanılmaz. E-spora falan da merakınız varsa mobil cihazlardaki en popüler e-spor oyunu açık ara. Sadece bu yıl Mobile Global'de 4 milyon doları paylaşacak. Türkiye e-spor takımlarının da büyük finallerde oynaması bekleniyor zaten. İnşallah oynayacaklar. Siz de açıklama kısmındaki linkten tamamen ücretsiz bir şekilde oyunu indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Mobile Legends'a da bu videoya sponsor oldukları için teşekkür ediyorum. Hadi devam edelim. Evet, şimdi herkes toplandı değil mi? Elif abla geçti mi senin baş ağrın? Geçti. Çok iyiyim şu anda. İyi bakalım. Şimdi planımı anlatıyorum hazırsanız. Hazırız. Şimdi bu kızın adı neydi? Lori. Bir de genç yaşlarda dedi. Yüksek ihtimal benim yaşlarıma da yakındır. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kızı gözetliyoruz. Kız ne yapıyorsa, ne ediyorsa bunları öğreniyoruz. Zaten bizim adamı birazcık daha konuşturursak bunları ediniriz herhalde bu bilgileri. Kızı kendime tavlıyorum. Kendime aşık ediyorum ve mafyaya sızıyorum içeriye. Şey değil mi? Çok yanlış tercih bak. Sana mesela ben olsam sana bakmam. Mesela ben daha bence cazibeli bir tercihim. Seni mi kullanalım planda? Ya şimdi ikiniz de bir saçmalamayın öncelikle. Ben de mi? O kızın suçu ne şimdi? Duygularıyla oynamaya hakkın var mı? Ya abla evet. Saçmalamalar sersem. Dayı da sen... ne gerek var yani? Öyle şeyler olur mu neyse, ya? Neyse ben tamam. Yani ben oluyorum. Konuş şu doktor. Benim saçım kadar şey evet. Değil yani bu mevzu anladın. Lan senin yakaladığın fare kadar benim. Allah aşkına bu planda gerçekten doktoru kullandığımızı bir düşünsenize. Oylama yapalım mı doktor? İşte, bir şey diyeceğim aranızda. Olayın gerçek olması benim saçım olması kadar bir şey yani. Bir şey diyeceğim aranızda taksitli olan kim? Benim. Okumuş adam benim. Tel olup tel erkek seksili olan benim. Yalan sayılar mı şimdi burada? Allah Allah. Ejder değil mi? Tamam oylama yapalım. Oylama yapalım. Abi o tacizci olsun. Kanunu döv. Tamam doktor. Doktor diyenler. Ben. Pardon bir elim çabuk. Doktor. Bir de ben. Ha, ne? Ejder abi yazdım bunu kenara. Oğlum Ejder beni tanıyor. Bir de ben. Üç oldu. Sadece olanları merak ediyorum bu yüzden. Olanları merak ediyorum da elimizi yüzümüze bulaştırırız. Yapmayın saçmalamayın. Beni de say. Aa dört oldu. Aha. Ben İlyas kaldır İlyas. Anasını satayım kaybettim lan ne yapıyorsunuz durun. Tamam. Lan bir şey diyeceğim. Dalga geçiyorsunuz değil mi? Ya beni bilen biliyor. Ben Kazanova'yım. Kanka dalga mı geçiyoruz? Yani. Geçiyorsunuzdur herhalde. Bir Nisan şakası yaptık bak. Bir Nisan şey üzerinden 3 gün mü geçti? Öyle bir şeyler geçti herhalde aynen. Ne diyorsunuz bu arada? Nasıl plan? Almadım. Allah birdir. Plan nasıl? Plan nasıl? Ne diyorsunuz? Çok iyi. Plan 10 numara. Harbiden işler. Gerçekten mükemmel bir düşünülmüş. Bence olmaz. İşler yani. Ben fikrimi söyledim. Abla öyle ama düşünme. Allah'ını seversen ya. Bu plan uygulanacak. O kızın hatası ne? Öyle bir adamın kızı olmak. Artı ve eksi. Bunu kendisi seçemedi ki ama. Niko'yu kaçırırken dediler mi? Niko'nun ne suçu vardı? Aynen evet, öyle.
Abicim bir sorun var sen. Nico mu Lori mi? Ya tabii ki de ne gerekiyorsa o zaman yapıyoruz. Tamam o zaman şey yapalım. Ben gideyim giyineyim hazırlanayım. Tamam siz şey yapın. Ya doktor Allah'ım oturdun yere ha. Ya. Saçmalama. Kıskanıyorsun. Kıskanıyorsun. Bekle geliyorum bekle. Parfüm sıkacağım dur. Kapını açayım. Sıktık ya yemin ediyorum ya. Ya giremiyorum. Ya Allah'ını söylesin şu doktora yüz vermeyin bak inanıyor ya. Vallahi inanıyor her şeye. Yalnız tamam plan okey mükemmel işler. Ama bu şimdi elde olan parayı biliyorsun. Şimdi, elde ne kadar kaldı biliyor musun dayı? 26 milyonumuz var. 26 milyon. 26 milyonla bence çok başarılı bir şey yapılabilir. Yani parayı bir kızı şey yapmak için etkilemek için kullanabiliriz. Yani öyle kullanırsam daha iyi olabilir gibi. Ne bileyim işte herhangi bir şey satın alırız. Araba olur. Farklı bir şey olur. Statü. Ha statü evet. Tamam statü, o zaman bak katılıyorum bu arada. İyi bir araba alalım tamam mı? Şöyle güzel kızı etkileyecek. Sonra gidelim şöyle en lüks mağazadan bir kıyafetler çekelim. Şöyle yeni yeni kombinler. Ondan sonra da bakalım o kız artık nerede denk geliriz falan onu hiç bilmiyorum. Şu anda ne yapalım biliyor musunuz? Gidelim şu adamı bir konuşturalım ya. Dur hakkında birazcık daha fazla bilgi edinmemiz lazım. Şu doktoru da Allah için bakın saçmalamayın. Çok götünü kaldırıyorsunuz bak inanıyor ha. Birazcık inansın böyle bir şey yapma sen. Öyle mi diyorsunuz? Tabii tabii. İyi hadi öyle olsun. Rüyadır onlar. Bir şey diyeceğim. Bu İlyas Alparslan ne diyorsunuz ya? Bu plan tutar mı? Siz şimdi böyle eski böyle. Ya ben gönül işlerinden çok anlayan bir insan değilim. Lakin mantıklı yani. Ya biz de anlamıyoruz zaten de. Ya işte içeri girmiş olacağız anladın mı? İçeri sızacağız. Aynen kaleyi içten fethetmek. Truva mantığı. Aynen çok vakit almaz mı bu durum? Vakit alır. Vakit alır. Aynen öyle. Ama işte tamamen garanti bir çözüm. Evet. Böyle ince şimdi, ince işleyeceğiz anladın mı? Aynen. Bir de kız kaç yaşında tam bilmiyoruz ama şimdi bir de yaşı ufak olduğu için kolay da kanabilir bu tür şeylere. Aynen aynen aynen. İyi bakalım hadi şu adamı bir konuşalım. Kızımız mübarek olsun ya. Ejder abi. Vallahi bir dakika. Sen altına bir şey yapmadın değil mi? Herkes gitti sen duruyorsun orada. Yok yok lan gözüm dalmış. İyi misin? Hayırdır bir şeyin yok değil mi? İyiyim iyiyim. Kafam dalgın ben uyuyamadım hiç. Sen ne diyorsun aklımda, plan hakkında? Vallahi güzel ama çok dikkatli olmalıyız diye düşündüm ben. Dikkatli olmamız lazım zaten. Şimdi gidelim şunu adamı bir konuşturalım. Ondan sonra zaten birazcık daha plan şekillenecek. Şu anda biz sadece böyle bir ön fikir gibi bir şey. Şu adamdan bir laf yani almamız lazım. Gerçi onunla da konuşup bakalım nasıl biri. İşte nasıl anladın biri, ne sever, ne yapar, nerelerde takılır. Bunların hepsini öğrenmemiz lazım nasıl, bu adamdan. Nasıl yılan değil tamam, mi? Tamam, tamam. Feni. Ne? Böyle olur. Böyle bak elini çiçekle gideceksin. Tamam, ne yapacaksın? Kızım? Çiçekle mi gideceksin? Tam ya inanmıyorum. Evet. Sana. Çiçeğe baksana ananı avradını be. Bununla gitti mi var ya kadın diyecek ki of. Tamam yes. Müdürüm merak etmeyin. Tamam emredersiniz. Ver de bari hazır elindeyken Fehmi'ye onunla gitsin. Elif'e vereyim. Fehmi'ye ver. Elif'e mi vereyim dedi o oradan. Bana mı? Versin canım ablamız değil misin? Ver ver. Oğlum kadın değil çok mi? Madem korkuyorsun gidin. Ha ver vermiyor. De şuradan şey getir. Bahçeye ekeceğim. Bahçeye ekeceğim. Oldu. İyi iyi şu adamı bir konuşturalım hadi ağzından bir laf alalım. Sen kimle konuştun lan müdürle mi konuştun? He ya abi bana kınama verdi de. Kınama mı verdi? Dedi don gömlek gezeceksin dedi. Don gömlek mi gezeceksin? Aynen böyle normal hayatımda gömlekle pantolonla gezecekmişim. Adamın fantezisi var ya. Oğlum o nasıl bir cezaymış ya mesai dışında. Ben jokla milleti dövdüydüm. Kınama aldım cezalandırdılar. İyi iyiymiş vallahi. Sürekli çok sıkıldı. Böyle bir kasacağım o kızdan bir aşık olacak o. Batu'nun kızı ya. Hoş geldiniz. Ne dedin lan? He? Ne diyordun sen? Bir şey demedim ya. Bir şey yok ya. Nasıl ayağa kalktın ama? Tamam oğlum şükür şükürler ne hayırdır? Ya bir tane kızla Batu'nun kızı ona şey yapmışım ya. Bak her zaman bir mesafe yakınsın ipi haberin olsun. Ne diyorsun oğlum sen manyak mısın? Ya patronun kızı nasıl bir şey ya? Allah Allah. Bir şey diyeceğim harbi beynini yitirmiş ha. Ya bu adam delik deşik olmasına rağmen nasıl kafayı yemiş yemin ediyorum. Otur şuraya da bir seninle konuşacağız hadi. Kasa bak be. Ya gerizekalı otur da şuraya bir konuşacağız seninle. Şimdi bu patronun kızı Lori değil mi? Sen nereden Lori biliyorsun? Lori Pavel. Gerizekalı sen söyledin ya. Söyledin mi? Söyledin. Ben ne bileyim ben bir bok hatırlamıyorum ki ya. Sen zaten iyi değilsin ben onu anlayabiliyorum. Sen harbiden iyi değilsin de. Sen şimdi bize şunu söyle. Bu Lori kaç yaşında? 24-25 yaşında. Güzel tamam. Peki böyle dışarı falan çıkar mı böyle bir gittiği ne bileyim? Golf olur, tenis olur böyle düzenli yaptığı bir şeyler falan. Zamanında işte ben onun yakın kurmasıyken Nusret'e falan gidiyordu genelde. Çok et yemeyi seven birisi. Güzel Nusret'e gidiyor. Ne zamanlara gidiyor böyle peki? Böyle kafasına göre mi? Ne yapacağız oğlum Nusret'in önüne geçip kızım bekleyeceğiz. Ne zamanları gidiyor peki böyle bir belirli gün yok mu ya şöyle gittiği böyle şu zamanlar? En çok cuma ya. Gidiyor. En çok cuma gidiyor. Güzel. Yani cuma günü gitsen bulursun onu. Tamam nelerden hoşlanır vesaire. Lan ne güzel ötüyor ha.
Çok güzel gelmemiş mi yola? Söyle, söyle mi niyetimi? He, söyle bakayım. Ya, sıkıldım, sıkıldım. Poligon gibi öldüm. Hem delik deşik oldu. Ben daha ne saklayacağım? Ya tabii canım, ya. Sen de haklısın. Aynen öyle. Ben hak veriyorum zaten. Sen de bizden sayılırsın artık ya. Yabancı değilsin artık. Şimdi nelerden hoşlanır Lori? Böyle bir Lori'den bahset bize ya birazcık. Ya işte genç bir kız, daha önce bir tane Berkay diye sevgilisi olmuştu. Adam onun götünü kesti. Yani babasa götünü kesti. Mecazen ama söyleyeyim, cidden götünü kesti. Satırla kesti. Yani kız bayağı hiçbir şey yapamıyor yani kendi istediği. Yok, babası zaten arası yok bunun. Annesi zaten çocukken öldü. Bu dışarı çıktığında falan tek başına mı geziyor? Yok, iki tane güvenlikle geziyor. Şoför bir de şey, yakın kurmasıyla. Tamam. İyi, birazcık daha bahset ya Lori'yle hakkında bize bir şeyler. Böyle spor ablardan falan hoşlanıyor. Böyle spor spot. Ondan sonra nasıl diyeyim, Lamborghini'de bilmem ne de işte. Ondan sonra en sevdiğin ekstra sarıdır. Güzel. Güzel. Başka bir şeyler? Oğlum yok mu başka bir şeyler bu kız hakkında? Ya bir şey diyebilecektim bunlar. Babasıyla arası nasıl? Babasıyla arası bok gibi. Elinde fırsat olsa babasının arkasından bıçakla. Ciddi misin? Evet. Anladım. Tamam. Güzel. İyi ya, bu kadar bilgi yeter bence. Ne diyorsunuz? Ama sana bir şey diyeceğim. Götünü seviyorsan kıza yavaşlama. Sen sevmiyor musun götünü? Ben yavaşladım, son anda kaçtım. Neyse, senin göt bize nasılmış? O Berkay denen çocuğun götü kesildi. Hayırlısı olsun, hayırlısı olsun. Biz Berkay'a benzemeyiz. Bakın gerçi M yazın siz. O şişko ne de o yazı götüme M'yi. Tamam tamam, neyse. Bu adam kafayı yemiş ya, bu adam bana... ağzına vurmayın, tamam mı? Zaten her şeyini söylesek gidiyor. Her şeyi söylüyor zaten. Abi yemek yedim, sıkıldım ben ya. La oğlum, sana yemek vermedik mi biz daha geldiğimizden beri? Ya yok ya. Acayip, kendi kanımı içiyorum 2 saat. Lan su, Elif abi, sen su getirmiştin. Sen yemek su bir şeyler getir ya. Su getirmiştim de getireyim sana. Aynen aynen. O kadar ötse de anlama bize bakmıyor ya. Oğlum sen en başından beri bu kadar güzel ötseydin biz sana o kadar zarar vermezdik. Hiç bunların hiçbirisi yaşanmazdı ki. Harbiden yani. Hiç bunlar yaşanmazdı gerçekten. Ben ne bileyim, ben poligon gibi olacağım. İyi hadi tamam. Gelen giden sokuyor zaten. İyi tamam. Şimdi bence yeterince bilgi topladık. Ne diyorsunuz? Ötesi varmış adamın ya. Babasıyla arası iyi değilmiş. Elinde olsa arkasından bıçaklarmış. Bence bu bayağı güzel bir detay. Çok güzel bir haber bu. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Gidelim. Şöyle güzel bir araba çekelim altımıza. Madem spor arabalardan hoşlanıyor. Şöyle Ferrari'dir, Lambo'dur. Şöyle güzel bir araba bakalım. Paranın bir kısmını buna harcayız mecbur. Aa, sarıdan hoşlanıyordu değil mi? Aynen, bir de sarıya boyatırsın. Aynen, bir de sarıya boyatırız onu. Sonra da oradan gidip bir kıyafet çektik mi... Hazırız baba. Yalnız bir şey diyeceğim. Bugün cuma ha. Bunu hatırlattayım herkese. Hani bu cumaları gidiyor değil mi Nusret'e? Evet öyle demişti. Cuma gittiği için biz de bence... O zaman fırlayalım. Hemen şu araba işini, kıyafet işini halledelim. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ejder abi, Sebo, Haydar, herkes. Gidiyoruz toplu bir şekilde. Vito'lardan biriyle gideriz. Böyle çok da kalabalık olmayalım. Siz Vito'da olursunuz. Ben böyle aldığımız arabada olurum. Ne yapalım biliyor musunuz? Gidelim uzaktan bir gözetleyelim. Bakarız içeriye girerse eğer. Ben de hemen peşlerinden girerim. Siz de etrafta olursunuz. Ne olur ne olmaz. Beni tanırlar, başımıza bela falan gelirse çökersiniz siz adamlara. Ya, bir sıkıntı olmazsa zaten çıkar gelirim tekrardan yanınıza. Siz de hep gözetlemede olmuş olursunuz. İyi olur. İyi bakalım. O zaman şimdi fırlayalım. Şu arabayı bir alalım. Ondan sonra da şu benim arabayı satsak mı ya? Ne diyorsunuz? Satalım bence. Şimdi bizim alacağımız arabanın bir 10 milyon doları falan vardır herhalde. Bizim arabayı da satsak 3 milyon doları falan en azından kar etmiş oluruz. Elimizde fazladan duracağına en azından satalım. Aynen, bir dolar var zaten ya. İyi hadi bakalım o zaman. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Emanet çözmek gerekmez mi bize Abbasan'la? Emanet. Ha, bende var lan. Siz mi geldiniz? Sizde yok mu? Tamam, çözeriz ya. Çözeriz, bizde silah falan dolu. Ejder abi, sen de bu silah işlerine falan bakabildin mi? Bak, paranın bir kısmını silahlara yatıracağız şimdi. Bir kısmını bu Lori planına, bir kısmını da arabaya artık. Hassin. Biz ne unuttuk? Biz mi kullanalım? Kalanların abi biz kullanabiliriz ama çeşitlilik olsun bence. Birazcık daha bir teminat edebiliriz bir şeyler. Bak ben sniper önce... mesela kesin lazım. Ben onu konuşurum, şu işi halledelim de. Tamam. Akşam halledelim onu da. Tamam, o işi çözelim. Ama biz neyi unuttuk? Size kötü bir haberim var. Neyi? Yarın bu evi boşaltmamız lazım. Ne? 3 gün verdiler abla, işte 2 gün geçti. Bugün son günümüz. Yarın boşaltmamız lazım sabahtan. Tamam, benim eve geçeriz. Yarımız senin eve geçer, yarımız da Ejder abinin evine geçer. Hmm. Yoksa çok kaç kalabalık kalabiliyorsak. Yaparız bir şeyler. En kötü Ejder abinin dükkanında da kalırız ya. Yer var, yer var. Sıkıntı yok. Sonrasında da zaten bir belli olsun ne kadar paramız kalacak. Şu para harcayacağımız yerleri bir harcayalım. Arabamızı alalım. Sonra işte bu adam toplayalım. Silahları alalım vesaire. Ne kadar paramız kalırsa bir ev alırız böyle uygun fiyatlı bir yer. Bakacağız, çözeceğiz. İşlerimiz bir hallolsun da. Aynen. Şu Niko'muzu bir alalım da. Onun, bir de onun sünnet düğününe para ayıralım kenara. Evet, evet. Rahat rahat. Lan çocuğun psikolojisini bozmayalım bu arada. Geldiği gibi sünnet yapmayalım, yazıktır. Bence de. İyi, tamam. O zaman hadi fırlayalım, şu arabayı halledelim. Hadi gidelim arabayı alalım. Aynen. Hep beraber mi gidiyoruz?
Buyur. Buradayım ben, buradayım. Doktor nerede? Ben içeride çay içiyorum. Şimdi şöyle yapalım. Haydar sen benimle gel. Dayı sen benimle gel. Sebo. Efendim. Sana güvenebilir miyim? Her zaman. O senin fikrinde değil mi lan şey? Bu evet, bizim evet. Rehineyi gemiye götürme. Evet, balıkçı teknesine. Tamam bak. İlyaslar da yanında. İlyaslar siz tamam. De şey yapın, Sebo'ya eşlik edin. Bu adamı alın gemiye götürün. Gemide ne yap biliyor musun? Şimdi kıyıdan uzaklaşsa biz gemiye gidemeyiz. Nerelerde takılsa ki acaba bu gemiyle? Yalandan balık salıp işte. Havalimanının o taraflarda. Karaya yakın. Ya şey hemen de yapabiliriz. Havalimanı. Havalimanının tarafı çok uzak kalır ya. O kadarına gerek yok. Bence şu kumsal tarafı var ya. Bu Luna Park'ın tamam. Sol kısmı mı sağ kısmı mı öyle bir şey oluyor. Oralarda takılın böyle. Siz sahile yanaşırsınız biz geldiğimizde. Tamam. Ya hadi bakayım, size güveniyorum. Biz gidelim şu araba tamam, işini, bu kombin işini halledelim. Hadi Allah'a emanet. Eyvallah sizde. Dayı. Efendim, efendim. Araba ne alsak sence? Yani Ferrari olabilir. Ferrari güzel arabaydı o. Lambo falan da olabilir aslında. Merso ya da BMW de olabilir. Anasını satayım. Ben... Şu anda gideceğiz. Bu kendimize hiç almadık bu kadar para verip. Bir plan için harcıyoruz ya şu parayı. Harbiden. Neyse. Daha iyisi bak... bizim olur abi yakında. Rahat ol. Ya şimdi bu işlerimiz yolunda giderse vesaire. Arabada kalır bizde belki. Çok tatlı olur ya. Bence de kalsın abi. Altında bulunsun. Aynen aynen. İyi bakalım. Bakacağız bir şey çözeceğiz. Şimdi akşam bu kız... Nusret'teyse benim acaba nasıl giyimlerden hoşlanıyor ki? Bence ben zengin gibi gözükeyim değil mi? Bence böyle o yüzden takım makım giyeyim lazım. Böyle yani böyle. Smoking falan giyeyim. Tam şey giyineyim mi böyle sanki buradan çıkışta böyle Nusret'ten çıkıştan sonra böyle golfe gidecekmişim. Değil mi? Tam o modlarda olayım. Sen de benim gibi don göğnek giyin abi. Oğlum bu araba sen sivil mi geziyorsun la bununla? Ya bunu da verdi işte neymiş makam sahibi olmam gerekiyormuş. Çok rahat takılıyormuşum. Evet. Ama iyi bak. Arayı kontrol ediyor beni sürekli. Görüntülü. Değişik. Değişik. İyi bakalım. Gelin gelin tek arabayla gidek ya. Uğraştırmayın. Haydar. Bunu satacak mı? Efendim? Sen sürsene lan. Tamam abi süreyim. Gel. Atla abi. Heh. Tamam. Dayım sen ne dedin? Bu arabayı satacağız mı? Bunu satalım çok ya. Ne yapacağız ki şimdi elimizde? Mantıklı. Satalım çünkü elimizde para var. Yok ya seninki dursun. Seninki hediye ya. Seninki neredeyse bedavaya geldi ya. Aynen öyle. Yo 20 milyona mı almıştık onu? 30 milyon 35 milyon falan. Tamam tamam. Nasıl bir şeydi ya. Lan yakalandım. Yani ifşa oldum. O zaman o zamanın parasıyla abi öyle dedi. Doğru. Şimdi öyle düşününce basit geliyor dayı. O yüzden aynen. Öyle dedi. Ya şimdi bak hazır böyle üçümüz kalmışken ne diyorsunuz, bu plan tutar mı? Bence vallahi çok mi? Mantıklı. Uzun falan ama en garantisi abi. Aynen oğlum. Uzun sürecek ama biz garanti yok. Olacak. Ama zaten bak ben şey demedim ha. Niko'yu almak için bu plan değil sadece. Şu an biz dertleri başka bir şey bunların. Biz Niko'yu yine alacağız bu plan devam ediyorken. İlk nereye onun da zamanı abi? Gelecek. Niko'yu çözeceğiz. Şimdi düşünsene 2 ay boyunca Niko orada mı kalacak? Yok. Şimdi onlar Niko için elbet bizi arayacaklar. Niko için elbet bize aynen, ulaşacaklar. Aynen. Onların derdi Niko değil çünkü. Bakacağız, çözeceğiz. Nereye gidiyoruz şimdi abi? Galeriye. Tamam. Yardır galeriye. Şu arabayı bir alalım da ama heyecanlıyım ha şimdi. Adam götünü mötünü kesti diyor da hani birazcık ya, hayırdır ya. İyi de. Ama bir dakika aramızda şöyle bir detay var. Kız bana aşık olacak. Anladınız mı? Kız bana aşık olacak. Ben kıza aşık olmayacağım ki. Eğer olmazsa var ya çok kötü ama olur. Olur ya. Acaba doktoru mu gönderseydik? Doktorla sıçardık biraz ama. Harbiden yanardık ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldiniz. Arabalar bayağı değişmiş. Neler gelmiş böyle ya. Elimizde çok güzel arabalar var. Hani en son burada Dacia vardı da. En son burada Dacia vardı harbiden. Aynen. Abi. Oy. Ya birisi geldi. Ana. Oğlum bir dakika lan bu senin eski araba değil mi lan? Abi değil bu üst modeli. Ha üst modeli mi? Oy güzelmiş. Ana Femi. Görünce bir. Bu senin eski araba değil mi? Mavi araç. Yok o şey bizdeki LaFerrari'ydi dayı. Bu farklı. Ülkeye bir tane geldi bundan. Ülkeye bir tane mi geldi? Evet. Koskoca Los Santos'a bir tane geldi bundan ha. Evet şu anlık bir tane geldi ama devamı gelecek. Aha Lambo da var burada. Lambo iyiymiş ya. Vay R8 var. Bunun da üretimini durdurdular biliyorsunuz mu birkaç gün önce? Duydunuz mu? Valla. Evet. Üretimi durdu. Üretim yok daha. Vay be. Bir şey diyeceğim. Bak şu anda ben Lori'yim tamam mı? Bir dakika şöyle Rus bir kızım şu an Lori'yim. Hangisinden etkilenirdim? Şöyle bir bakıyorum. Ya dayı. Ben size bir şey önereyim mi? Bu. Tabii. Hani ben kız olsam bu arabayı gördükten sonra. Bana hani, verir miydiniz? Size direkt verirdim yani. Hiç düşünmezdim bile. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bunu mu dediniz siz? Evet. Beyefendi bu kaç paraydı acaba? Haydar. Rol çalma Haydar'ım ya. Oğlum bekle şu an bir paramız mı var ya? Sen bunu nasıl alacaksın ya? Hayal ya. Oğlum sen şeyden düşürürsün lan açık arttırmadan. İnşallah. Düşürürsün bir tane bunlardan. Şimdi bu ne kadardı Ferrari? Bu hemen listeme bakayım söyleyeyim size. Tabii. Baksın bakalım listesine. Bu 9 milyon mu? 9 milyon mu?
abi. 9 milyon çok dedin. Bak 2 milyon yapalım gel. Şu Lambo ne kadar? Şu Lambo ne kadar? O Lambo bakayım hemen 6 milyon. 6 milyon mu? Evet. Ne para? La bu Ferrari daha niye daha pahalı? Ha bu daha üst model. Ama ülkeye tek geldi de şu anlık. O yüzden. Tamam sen bize bir şey yap biz bunu alalım bak. Gidip Lambo'yu alıp daha ucuza kaçmayalım. Yani ver 9 yedim, daha... 9 yedim, 8 olur. 8 olur. 8. Arabanın içine bakayım. Test sürüşü yapabiliyor muyuz? Tabii ki. Dayı bir ara gaz versene. Dayı bir patlat patlat. Uf dur. Dayı dur yanacağım. Vallahi yanıyordum biliyor musun? Kaç beygir bu acaba? İyi misin? İyiyim iyiyim yanmadım. Kaç beygir bu? Şöyle evrağı verin bakın isterseniz. Bakayım. 650 beygir. Vay maşallah gidiyorum var ya. Satayım. Bak bak bir 650 beygir de ben saysak. Öf. Kaç yaptı? 1300 beygir mi? 1300 beygir bence bu kızı tavlar. Kesinlikle. Sonra ne binersiniz var ya siz? Arabaya değil mi? Ne arabaya? Evet evet arabaya. He tamam. Ama Lambo da kötü değilmiş bu arada bak. Lambo da iyiymiş ya. Birinci Ferrari, ikinci Lambo. Bir şey diyeceğim. Burada en ucuz hangisi? Şu Mercedes ne kadardı? Bence ciddi. Yok. Aa benim arabada. O Mercedes 4 milyon. 4 milyon. Tamam biz evet. Bu daha ucuz olduğu için bunu alıyoruz. Sen daha fazla indirim yapmayacaksan Ferrari'ye. Yani bir şeyler daha yapabiliriz. Tamam ne yaparız? Hadi olsun hani ama son fiyat veriyorum. En düşük 7 milyon dolar. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Kular hızlı oldu ama. Bir şey diyeceğim ben bir kaza geldim de. Alıyoruz değil mi şimdi bunu ya? Abi bir baksak mı 7 milyon 3 düştü. Oğlum çok güzel lan. Çok güzel lan. Motora bak. Motora bak. Oğlum şunun motora bak gerçekten ya. Açabilir tamam, miyiz durun ya? Durun bakalım çözeceğiz. Açabiliriz ya, buyurun. Tabii ki. Ya Haydar dur alak da açarsın sen dışarıda istediğin kadar. Şu kapının öndeki kim la? Abi palpi olmuş bakıyor. Aa arabalara bakıyor herhalde aynen. Oğlum şu bir şey diyeceğim. Bizi... Güzel bir seçim yapmış. Haydar. Efendim abi. Ben bir şey yaptım ha şunu bir şey bir yapsana dakika, ya. Bir dakika bakayım ben. Harbi kendini kapı palpi zannediyor o kim gözetlemi abi. Falan olmasın. Beyefendi biz şu evrakları halledelim. Tabii ki buyurun hemen içeriye doğru alalım. Teşekkürler şöyle hemen. Şuraya atıyorum imzayı o zaman. Evet evet oraya doğru şöyle atarsanız. Tamamdır şöyle attım. Anahtarı üzerinde mi? Evet şöyle uzatayım buyurun. Alayım teşekkürler. O zaman ben araba benim üzerime geçti zaten ben parayı vermesem de olur geçti, herhalde. Geçti. İmzayı attınız ben sisteme giriyorum şimdi işimiz bitti. Tamam ama parayı vermedim ben size o zaman. Benim olmuş oldu bayağı araba. Şöyle parayı uzatırsanız çok iyi olur. Yani vermesem vermem şu an biliyorsun değil mi? Biraz kafam. Dalgın oldu da. Tamam ama. 7 milyon lira alırsan. Her zaman böyle bizim gibi iyi adamlar denk gelmez bak dikkat et. Evet evet tamam, teşekkür ederim. Tamam şöyle vereyim. Hadi eyvallah hadi kolay gelsin. Abi. Allah kaza bela vermesin. Amin amin. Şu Mercedes'i alırsak oradan çıkalım. Tabii ki. Oğlum bu araba bizim lan şu an. Bu araba bizim lan şu an. E abi diğer araba. Lan! Oğlum biz diğer arabayı satmadık la. Evet. Dur. Ben satıyorum zannediyorum. Fiyattan düştüm fiyattan. Verdim bile 7 milyonu. Neyse dur arabayı satacağız. Beyefendi arabayı bu oraya koyup bir tekrar bakar mısınız? Tabii ki geliyorum hemen. Ya biz bir de bir araç var elimizde bir de onu satacaktık ya. Bu dışarıda tabii kalsın ki. Ya bunu yanaştırmayın da biz çıkacağız zaten. Tamam şöyle bir daha çekeyim. Aynen onu çekmeye uğraşmayın hiç. Ula biz unuttuk ya la harbi. Bari burada kalsaydı ya biz bununla gidiyormuşuz. Gerçi nasıl? Değil mi bırakıp gidiyormuşuz böyle. Araç burada mıydı? Burada aynen. Gene bir mal bak. Tabii bir bakalım. Cezegende böyle bir araba yok bak. Bir tane. Gerçekten yok bu arada. Sınırlı gerçekten sayıda yok. Bir tane. Hatta bak imzası var bagajında falan yani. Kesinlikle. Bir aracı indirelim. Bir fiyat verelim. Yılan Edition, Black Edition ne diyorsun artık? Los Santos'lu tek. İnanılmaz bak. Tim Ferriss falan yazıyor bak. Alamanya'dan geldi. Tabii. Bulamazsın bak. Gördün değil mi? Tertemizdir ya zaten. Doktordan kullanma tertemiz. Doktorun kullandığı arabanın ne hale geldiğini bir bilseler an. Tabi arabanın motorunda bir sıkıntı yok gibi gözüküyor sesinde. Yok hiç sıkıntı yok ya. Aklınızda bir fiyat var mıydı acaba? Ya şimdi biz bu arabayı 8-9 milyona falan aldık. 8-9 milyon civarı. Şimdi sizle de bir hani git gel böyle bir sonuçta bir muhabbetimiz oldu. Yeni araba aldık sizden falan. O yüzden size 5 milyon olur. 5 değil de ben size bir güzellik yaptım. Siz de bana bir güzellik yapın. 3'te anlaşalım. 3'te mi anlaşalım? Evet. Yani ben size 1 milyon lira dolar indirdim. 3.750. Tamam biz bir asbi halledelim mi? Tamam arabanın fiyatı 3 milyon zaten. Daha ucuza inmesin diye ben öyle dedim. İyi 3 milyon zaten. 3.750 diyelim. 3.750 mi? Evet mantıklı. Evet. Tamam hadi 3.750 diyelim. Hadi. 3.750. 3.250. 3.550. 3.550 düz kabakalı. Anlaştık hayırlı olsun. Teşekkürler. O zaman ben 3.5 milyon da alayım. Valla zarar ettik de neyse. Tabii ki şöyle vereyim ben size. Abi feda olsun sana sen rahat ol. Aynen böyle maksat şey ya. Hani git gel şey yapalım yani. Şu içeride son bir imzamızı atalım o zaman bu araba için. Tamam içeride bir imzayı atalım. Bir ödemeyi de alamadım ben. O içeride daha gideceğiz şirket işlerini halledeceğiz. Bir sürü işimiz var da. Şuradaki anahtar... şey yaparsanız. Tamam. Şşt, bir dakika anahtar bende değil. Bir dakika hemen geliyorum. Dayı anahtarı ver anahtarı. Haydar sende mi anahtar? Bende abi. Ha, ver.
Tam anahtarı da burada zaten. Şurayı imzalıyoruz değil mi? Evet, şurayı imzalarsanız hazır. Tamamdır. Şey. Hayırlı uğurlu olsun. O zaman ben de bir paramı alsam ederim. Ben de imzayı attım parayı almadan. Bak size abi, dedim ama aynı hatayı ben de yaptım. Şöyle hesabınızı atıyorum. En son attığınız gibi benden. Tamam. Teşekkürler. Geldi mi, kontrol edin isterseniz. Aynen geldi. Bakayım ben de tamam. Şöyle bir. Tamamdır. Tabii. Hayırlı olsun o zaman. Hayırlı olsun. Yine bekleriz. Elimize araba boldur. Teşekkürler. Biz nereye gidiyoruz ya Rum? Ferrari'ye gideceğiz. Evet. Ana lan, iki kişilik bu araba. Ben buradan yürümeyi tercih ediyorum ya. Yürüyeceğim şey yapalım. Sen bir ben yürüyeceğim. Hayır. Ben yürürüm. Bir şey diyeceğim. Spor olur biliyor musun? Çok güzel kölleri yakılır. Yo. Dayım sen. Otur, Haydar'ı da kucağına al bakayım bir şöyle. Dayı, eskiden Ferrari'ye biz nasıl biniyorduk? Unuttun herhalde. Unuttun herhalde bu günleri. Doğru. Şuna bak, neymiş? Başkomisermiş bu anasını zatayım. Biz kucakla gezdiriyoruz lan. Sen nasıl başkomisersin? Komiserim. Yalnız bir dakika, arabanın farkında mıyız şu an? Harbiden araba çıksın. Yani şu... Ya. Yalnız dikkat et. İETT'nin farkında mıyız yani, ne alakaysa? He? Farkında mıyız? Şeymiş o. Tabii. O kadar açılmışlar ki. Çok görünüyor. Abi çok. Bu şey ya şimdi. Tekrardan... Ananın... Ulan ya, şu arabayı şöyle güzel bir şey için alsaydık da şöyle keyifli turlasaydık be. Özgürlük. Harbiden ha. Ama şimdi çok bir daha öyle düşün yani. Çok iyi aşırı. Sonra da kullanacaksın ya, keyifli. Sonuçta bizim abi. Şey yaparsın. Ya şimdi eğer şey olursa yani gider bir evi falan alırız bunu satıp, bu arabayı ne yapacağız? Şu anda plan için resmen yani sattık. Ev daha önemli. Kaç kişiyiz ya? Haydar bu şeydekine gidiyorum ya. Bu yol üzerinde bir tane güzel dükkan vardı, giyinme dükkanı. Aynen, Beverly işte güzel. Önce şeyi mi halletsek, arabayı mı halletsek ya da kıyafeti halledelim, öyle arabayı halledelim. İleridekinde aynen abi. Şurası değil mi? Burası çok iyi ya. Hadi bak. Tam buralık araba ya altımızdaki. Kim bilir ne kadar tutacak bakalım aldığımız kıyafetler. Dayı, sen de olmuş yalsak gelmişken. Ben şey yapacağım ya, şapka falan varsa şapka alacağım. Bir de üzerime bir sivit almayı düşünüyorum varsa eğer. Vallahi hadi bakayım. Ha. Merhabalar. Artık. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız efendim? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler deyiz. Ya bize şöyle güzel böyle birkaç bir kombin lazım. Böyle size de tam böyle söyleyeyim böyle nasıl kombinler istediğimizi. Hani böyle elit, böyle bir zengin gösterecek. Böyle bir hani bir ortama girdiği zaman parmakla gösterilecek. O zaman böyle hani ilgi çekici uygun. Böyle güzel bir kombinlere ihtiyacım var benim. Tam aradığınız uygun güzel kombinlerimiz var. Hem de kaliteli kumaşlarla. Tamam, şöyle bir ne yapalım? O zaman siz bana parçaları çıkarın. Ben teker teker bu kabinden deneyeyim. Tamamdır, ben hemen getiriyorum, arka taraf kabine gelir. Tamamdır. Dayım bir dayım ne istiyordun sen? Reklam gibi. Sweet meat varsa şöyle canım benim. Ha, sweet meat var mı ya? Sweet modelleri buradadır beyefendi. Buranın istediğiniz rengi seçip... Benim de üstümdeki gömleğin farklı rengi var mı ya? Gömlekler de karşı tarafta asıldır beyefendi. Tamam, teşekkürler. Tamam, o zaman siz benim için şöyle kombinleri birazcık ayarlarsanız. Şöyle takım olur, bir şeyler olur. Şöyle bir takım tarzı ister misin beyefendi? Ya bu bana böyle gitmez ya. Bu kadar değil böyle. Nargileci gibi olmasın. Nargileci gibi olmasın. Daha hani böyle... Birazcık daha cool hani böyle. Tarzı. Daha tamamdır. Genç takım. Aynen. Tamamdır beyefendi. Hani böyle ya şey biliyor musunuz? Şimdi böyle kız arkadaşıma eğlenme teklif edeceğim. Gidip ya şimdi şık gözükmek istiyorum biliyor musunuz? Yani böyle hayır cevabı falan alırım. Yani kötü olur. Tamam. Orada ben. Tamam, teşekkür ederim. Beyefendi şu ayakkabı size ver, şu ayakkabı size vereyim. Tamam olur, alırız onlardan da. Ya siz bana parçaları getirin, ben kombin bakayım direkt. Tamamdır. Teşekkürler. Feminin adımları yankılanır her bir adımında. Umutlar ve korkular sarılır Lori'ye yaklaşırken. İçi burkulsa da ailesini düşünün. Gözyaşlarını siler o da. Ateşten gömlek giyip kaderine yürüyor. Kendini sevdirmek için hazırlanıyor. Mafyanın içine sızıp kalbi çalacak. Sevgi aşkın kılıcı inatın bu kaderi aşacak. Sor seçimler. Her şeyi harcayıp ateşten gömlek giyip kaderine yürüyor Lori. Kendini sevdirmek için hazırlanıyor. Mafyanın içine sızıp kalbi çalacak. Sevgi aşkın kılıcı yatın. Şöyle bir... Vay. Nasıl oldu? Yanmış ha, harbi diyorum. Müthiş. Dayı. Düştüm. Hatta parlıyorsunuz. Gerçekten mi? Diğerlerini peki ne yaptınız? Diğerleri de güzel değil mi? Abi diğerlerini de al bence, müthiş.
Tamam, hepsini alacağız ama zaten. Bu çok güzel. Tamam bak, bunlar zaten bugün bunu kullanacağım ya. Bak şöyle yapıyoruz. Kızla görüştüğümde bu kombini bir daha giymiyorum mesela, anladın mı? Her bence seferinde de farklı kombini kızla görüştüm. Bir de o nargileci şeyin var ya. Hangisi? Onu giyme bir. O da şey yaptın ya, bir siyah böyle. Gömlek. Siyah takım, he. Aynen. Onu hiç giyme. Vallahi. Bence de ya. Vallahi onu giyince. Tamam tamam, ben anladım seni. Tamam tamam. Aynen evet, öyle. Evet, tamam. Evet. Bu kombin mükemmel oldu. Direkt eriyecek bu arada. Ben sana söylüyorum, nokta. Gerçekten mi? Harbi şimdi dayı bak. Nokta. Dayı. Bence adın de. Lori, tamam mı? Bir tane tamam. Mafya lideri var böyle. Rus mafya lideri böyle. Tamam. Onun var. Şeyisin. Kızısın. Ondan evet. Sonra böyle karşına böyle bir çocuk çıkıyor. Bak bak. Fehmi. Ay 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 ay. Merhabalar Fehmi, nasılsınız? Tamam, vazgeçtim. Beyefendi, eğer o kız size bayılmazsa paralar. Vazgeçtim. Ama vazgeçtim, o... sormadım say. İşte bak, hikayede normalde ben o mafya babası olacağımdan dolayı o rolü çok yapamadım böyle. Lori olamam. Kim? Evet, sen olur musun Lori? Rolü değil, Lori. Lori dedim, ağzım sürtüşmüş, pardon. Bu arada kız güzeldir inşallah ha. Biz de bugün bu akşam ya göreceğiz işte. İnşallah. Yengemiş. Oğlum abi, yine inşallah birileri izliyor bizi. Ben tribe mi girdim acaba? Ya. Yok abi. Oğlum ben her zaman böyle bir yerlerde izleniyormuşuz gibi geliyor bana ya. Da adam koşarak kaçtı, anasını satayım. Beyefendi bizim borcumuz nedir şimdi? Kaç parça şey aldık biz? Bütün kombinleri alacağız. Hemen hesaplıyorum beyefendi. Şu aradan ben bir bilgisayarın başına geçeyim. Bir bakar tabii mısın bu gömlek kaç para? Bakıyorum. O gömlek... Bir bakar mısın bu atlı kaç para? Ne? 11.200 dolar beyefendi. Abi sen de gelsin, ben de gelin. Bak polisim, bir indirim yap. Gözünü seveyim ya. 10.000 lira anlaşalım beyefendi. Kendiler birbirine eller. Oğlum lira çok iyi lan. Kaç para? Lira dedi, lira dedi. Çok iyi. Hemen alıyorum abi ben. 10 numara, 10 numara. Oğlum, şey ya. 10 dolar versen yeter herhalde. Ben kravat da bakayım o zaman. Türkiye'den geldiğimiz için kalmış ya. Burada dolar. Sen de mi Türkiye'den geldin? Evet evet. Vay ya. Neresinden? Ya ben direkt İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'da göbeğinde oturuyorsun. Orada doğdun. Evet. Anne baba Türk mü? Evet evet evet, Türk Türk. Nasıl peki oluyor? Nasıl oluyor beyefendi? Ne bileyim ben söylemeyeyim dayı. Beyefendi sana bir şey soracağım. Sen şimdi Türkiye'de oturuyorsun. Evet. Ama sen şimdi Los Santos'un en güzide mekanlarından birisi olan bu güzel... Yani sakın seni küçümsediğim için söylemiyorum. Yok, ama Türksün ya. Biraz evet zor yani. Nasıl ya geliştin? Hayır ya. Bu mu dayı? Dayı buna mı takıldın? Adam siyahi. Hayır. Orasını ben anlamadım. Onu şey yap. Bir şey diyeceğim. Evet. Annemin gençlik zamanlarından kalan bir şey olabilir beyefendi. Bir de Femicim. Femicim ben şimdi biliyorsun Türkiye'li değilim. Endonezyalıyım. Evet. Ama ben şeyden bakıyorum, internetten bakıyorum. Ben biraz yalalalıyım. İnternetten baktım da Türkiye'de şey varmış. Hani böyle Afrikalılar var ya. He. Direkt evet varmış. Onlardan şey köy varmış. Onu mu diyorsun? Evet, evet. Ben de izledim o videoyu. Teyze işte var bir tane. Evet, siyahi evet olmasına da takılmıyoruz. Anladım. Oradan da açığı kapatmışlar. Bu arada tabii ki ya, olabilir yani, bunda bir şey yok da. Sadece hani sonuçta Türk vatandaşı olarak şey olabiliyor. Verebilecek bir karışık bir gelebiliyor yani. Bizim borcumuz nedir ya? Ben neyse hesaplayayım hemen. Çok konu saptı biz, beyefendi. Evet çok konu saptı. Bizim işimiz gücümüz var ya. Muhabbete daldık burada. Aynen. Toplamda 200 bin lira beyefendi. 200 bin lira. Çok iyi ya. Sudan ucuz yemin ediyorum burası ya. 200 bin lira. Delireceğim. Dolar mı? Dolar. Dolar. 200 bin dolar. Anladım. Siz bence bir dikkatli olun ha. 200 bin dolar. Oha. Her gelen müşteriye böyle kıyafet aldık ya. Beyefendi aldığınız kıyafetler ünlü markalar. O zaman şimdi sen de Türksün, biz de Türküz. Türk'ün de bilirsin pazarlığını. Vazgeçtim, ben Türk değilim beyefendi. Keller birbirini anladın sen. Anladım anladım. Tamam o zaman Türk değilsen, bak sen de kelsin, ben de yakında kel olurum. Haydar kel. Aynen öyle. Dayı da kel şapkanın altında, yoksa. Az biraz kaldı zacım harbiden, yok. Düşünelim ne yapabiliriz. Dayı senin de şapka yakışmış ya bu arada. Yolmuş bu dayı, siyah ben. Ama şey meme ucun gözüküyor. Ne kadar dedi borcumuz? Önemli bir detay. 190 bin dolar anlaşalım beyefendi. 190 bin dolar. 100. Oha ya oğlum, sen de abartma, 200 bin 100. Düşürsün. Aldığınız kumaşlar tamam, tamam. Şöyle yapayım. Ben 180 bin dolar vereyim şöyle size. Tamamdır hadi. Anlaştık. Kardeşim. Teşekkürler. Giyeceğimiz bir bez parçası ya. Bez. Ya. Ben kefene 200 dolar vereceğim burada. Ter falan göstermiyor beyefendi. Sus kel. Görüşmek üzere efendim. Çok ayıp ya. Görüşmek üzere. Merhabalar. Şey kıyafetim nasıl? Kadın kusacaktı. Yanlış anladım. Hayatında senin gibi bir insan görmediği için bu mahallede ondan dolayı bir bayılacaktı dedi. Ne oldu? Böyle bir olabilir. Bu kendi kaybetti değil mi? Dayı sana yaptı değil mi onu dayı? Aynen değil mi sana dayı? Sana yaptı. Ben yok Haydar'ım bana değil, sana alsın. Bana yaptı dayı, aynen. Hadi. Geç kucağı Haydar, çok konuşma. Bana mümkünse kimse bana öyle bir şey yapmaz. Hemen fırlayalım şu arabayı, bir boyatalım. Ondan sonra acelemiz var, akşama yetişmemiz lazım. Şimdi sarı yapacağız arabayı. Şöyle turuncumsu da yapabiliriz. Dayı pişti olacağız arabalarla ha. Harbiden turuncu sarı yakışır. Bence sarı yap ama turuncu da güzel. Sarı yapalım ama kız sarı seviyormuş. Yani. Turuncu da bir sarı mıdır? Bana kalırsa bir tık sarıdır sanki. Bence de.
Dayım öyle diyor söyledi. Dayı bitmiş. Nasıl olacak acaba? Nasıl bir şey oldu acaba? Açıyorum. Oy. Bak çok güzel, çok güzel ama bu araba benim olsa ben siyah yapardım yine ya. Ben kırmızı yapardım. Kırmızı da olurmuş. Aslında mavi de bir güzeldi ha, mavi de bir güzeldi. Ya bu arabaya ne renk yaparsan yap, mükemmel ötesi ya. Harbi çok güzel duruyor. Beyaz bile güzel gider. O zaman Haydar geç kuca. Gel bakalım Haydar'ım. Haydar acaba fotoğrafını mı çekeyim yayınlasak? Kaderim, kaderim. Abi hayır. Olmaz. Müdüre mi atsak? Haydar'ım abi. Oğlum müdüre fotoğrafını atalım kucaktayken. Yok 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 abi. Bir şey yok. Bence kızar ya. Kızar mı? Evet, sen cıvıtıyorsun diyor. Abi. Adam normal yatmada karışıyor. Şey diyeceğim. Çok güzel. İndireceğim onu baştan, indireceğim. Araba mükemmel, harbi diyorum çok iyi. Direkt buna göre bir kız hemen düşer yani. Kesinlikle. Ya ben kız arabaya düşeceğini zannetmiyorum. Ben sadece tatlı olarak gösterelim. Kız arabaya düşecek bir kız değildir yani. Aynen öyle. Kız zaten zengin ailenin kızı yani. Evini gördük. Sadece hani biz de hani şey değiliz. Boş insanlar değiliz'i göstermek amaç. O zaman ne yapacağız biliyor musun? Dur ben bir Sebo'yu arayayım. Ona göre bir yol alalım. Ne yapmış acaba ya? Muhtemelen. Alo Sebo. Alo. Ne yaptınız? Şey yaptınız mı? Götürdünüz mü adamı? Götürdük götürdük. Bağladık elini ayağını. Tamam, geminin orada mısınız? Açıklardayız biraz. Tamam, o zaman şeye doğru, kumsala doğru birazcık yanaşın. Geliyoruz biz. Tamam. Tamam hadi kapattım. Şimdi bizimkiler geminin oraya gittiyse eğer... akşam oluyor bak, hava yavaştan kararıyor. Biz ne yapacağız? Direkt oradan mı geçeceğiz? Saati geliyor ha, akşam yemeği değil mi? Of, arabaya geliyor mu arabayı? Yalnız dikkat et ha, çok hızlı bu. Harbi çok hızlı yani. Ama yol kaç gidiyor bu? Çok güzel bak. Kaç gidiyor biliyor musun? 400 de basıyor olabilir. Denemesek mi? Yok yok yok, şu an burada değil. Sonra. Otobanda falan deneyelim. Sonra deneyelim. Aynen dayı. Haydar rahat mı? Rahat abi rahat. Dokunuyor mu bir şeyler? Dayı. Efendim canım. Biraz dikkat et ya. Oğlum. Ne? Ana. Ana. Ah. Ya bir şey diyeceğim. Buralarda kaç yılın geçti balıkçılığı daha özledim ya. Vallahi dayı bir şey diyeyim, sana söz, burayı da alacağız ha. Harbi ben burada var ya yaşarım. Balık ya. Ya doktor bu arabayı bu halde nasıl sürüyor ya? Arabanın önüne duman çıkıyor arkadaş. Bunlar ne yaptılar acaba? Buraya mı yanaşacaklar? Hayır. Haydar? Ah lan Haydar'ım. Abi şu ilerideler, yürüyeceğiz bayağı. Biz ters yöne geldik. Nasıl ya? Arabayla gidelim oraya. Ya arabayla gidelim bence de. Ya hadi gidelim arabayla gidelim. Yürüseydik spor olurdu. Hayır. Gel. Hadi bakayım. Aa, anahtarı yok. Anahtarı üstünde mi? Ha ben yok biliyorum. Çalışmıyor. Kapıyı açık gitti mi? Açık mı unutmuş? Kapıyı açık mı? Ya kapısı yok ki. Kapısı mı ya? Kapısı dur bakayım. Baksana. Ben diyorum nasıl oturdu? Boşver hoşver. Nasıl yaşıyor ya? Ben harbi diyorum anlamıyorum. Hava inanılmaz kararmaya başladı. Bakın ha. Yetişmemiz lazım oraya. Zaman su gibi gidiyor. Şimdi vallahi bak nereye bulmaz. Lan onlar şu diğer tarafta mı? Burası normal şey. Evet belki diğer de tarafta. Zuma Park'ın oradalar mı onlar? Oğlum ha oradalar. Burası. Onlar bari buraya kadar yanaşmışlar. Daha ucuna da yanaşsalardı bari ya. Harbiden ha. Oradan sonrasında katırlarla gitmişler herhalde. Bak dur. Bir ara gaz verildi duysunlar bak arabayı. Vay vay diyormuş. Vay. İsmi ne bu güzelliğin? Lan kafamızı şişirdiniz lan, gidin lan buradan. Bakma bakalım. Anne tamam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Lan adamı getirdiniz mi? Getirdik. Başladı. Adam burada. Başı olan mı? Hah iyi tamam. Şimdi şöyle yapalım. Adamın başında bir kişi kalsın. Onun geriye kalanı. Arabalar neredeydi? Aa Vito'ları niye getirmediniz? Vito'lar nerede abi? Oradan da Vito'larla geleydiniz ya. Olay var olay. Bugün gideceğiz şeye. Ne Vito'su? Lan gideceğiz ya kızın yanına. Ya Vito dedi ki çok yakın. Bir de akşam dağılacağız. Dedi ki almayalım. Arabalarla gelelim. İyi demişsin doktor. Aa Ejder abi ne yapıyor orada? Ejder abi. Efendim. Nasıl olmuşum bir bak şöyle. Dur, ne taraftasın? Ben adamın başındayım da. Adam nerede? Aa gördüm onu. Bak kıyı tarafına baksana, görmüyor mu beni? Ay şimdi gördüm. Oo. Bak. Sen arabayı gördün mü? Şekil yok. Dur geliyorum. Gel bu tarafa gel. Ben buradayım. Dayıyım lan. Haydar dayıya bak. Dayı. Lan? Muzo ne? Tamam. Bir serinledim, iyi oldu. Ayağım kaydı ya. Durun ben hiç... Allah'ım ben hiç geçmiyorum gemiye, düşerim suya, üstümdekileri ıslatmamam lazım. Ananı satayım! Ayy! Üstü bacım bok. Oralar kaygan olur, yosun olur orada. Nereden girdin? Elsiva'dan mı aldın o üstündeki kaza? He oradan aldım he. Heh tamam çıktım. Araba çok güzelmiş lan. Nasıl? Kiraladınız mı? İzle. Bak ne? Kiraladınız mı? Lan manyak mısın oğlum, evi sattık ya. Lan oğlum salak mısın, kiraladınız daha ucuza gelirdi. Ya. Sigortasıyla da uğraşmazdınız. Belki adam inmek
diyor. Lan hey belki gerçekten satın aldım. Ağzım şimdi mantıklıymış ha kiralamak bu arada. Harbi mantıklı. Abi böyle arabayı kiraya verirler mi ya? Hey ya bunu şimdi uzun süre kiralamak sıkıntı olurdu. Neyse sıkıntı yok. Efendim abi. Doktor şey diyor sabahtan beri ben varken neden Fehmi diyor. Bir şey diyeceğim. Her şeyi de söyle tamam mı? Her şeyi de söyle. Doktor öyle mi diyorsun lan? Üzülme lan tamam başka planda seni yaparız hallederiz merak etme. Tamam hadi lafı da şey yapmayalım. Acele etmemiz lazım. Kızı kaçıracağız. Kimler geliyor benimle? Oğlum Fehmi'ciğim. İsim başın. Çok güzel olmuş. Şuradan. Yani bu hallede Ankara'ya gidilmez seninle. Dilber görse dibi düşer. Bir şey diyeceğim. İltifat için teşekkür ederim Sebo'cum. Rica ederim. Oğlum farklı yollardan güzel iltifat etti çocuk ha. Araba da yakıyor. Arabada yakıyor değil mi? Arabayla bir Ankara'ya gitmemiz yok mu bu olay sonu? Var. Var mı? Bir saat arabayla. Tamam arabayla iyidir. Konteynere atacağız oradan da limandan alacağız. Anladım tamam. Çözeriz o şekilde. Ejder abi iyi misin bu arada? İyiyim lan. Şeyde bagajda bayağı bir sürü kıyafet var. Üf, bakayım ne ya. Var? Bakayım bagajda ne var? Ya İlyaslar gelmiyor mu? Gelelim mi? Gelelim istiyorsanız. Bir kişinin adamın başında kalması lazım. İstiyorsanız bir kişi dursun, biriniz durun. Aynen bir kişi gelsin. Ben adama bakarım. Tamam sen adamın başına dur o zaman. Şey, ben de bakabilirim. Şey yapabiliyor musun? Kalmasam iki adam var. He? İki kişi dursalar mı? Bizden biri mi kalsa acaba? Ya da... Tamam siz ikiniz de kalın. Hanginizde kaptanlık var? Birinizde kaptanlık var değil mi? Hallederim ben. Tamam o zaman birazcık daha şey yapın. Açılın gemiyi. Tamam. Hadi size kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Bize de kolay gelsin. Doktor. Biz dayıyla falan arabayla geliriz dur ya. Katırlar nerede? Sakın şu an lazım bu araba bize sakın. İyi değil mi? Deponun yarısı bitti ha. Dayı gel. Çok yakıyor dayı. Harbi çok yakıyor. Tamam ben o zaman atlatsın iki kişi bana. İki kişi gelir. Biz gidiyoruz dayıyla. Lan oğlum durun. Yaşlı var yaşlı. Dikkat edin. Ya manyaklar ya. Atlayın iki kişi atlasın yanıma. Ejder abi al beni. Ejder abi aynen sen al şeyi. Ben senin kucağına gelmeyeyim şimdi. Sen al Sebo'yu. Sebo alışık. Bana saplarsın falan. Sebo alışık ya. Sebo seviyor ya. Nasıl ya? Sevmez misin lan? Yok. Nasıl lan? O zaman şöyle ben bir devam edelim bakalım. Şimdi nereden gidecektik? Şu ileriden gideceğiz değil mi? Tamam abi. Şuradan geçelim. Sinek çarptılar az önce. Cama da şey ya. Abi yaz yani geliyor sinek, ya. Sinek çoğaldı bir ya. Sinekleri doldu hep. Aynen. Şimdi bizimkiler ne yaptı? Doktor. Oğlum yorulmadın mı lan? Nasıl araba kullanıyorsunuz lan? Kendi kendime sünni teneffüs yaptım lan. tamam. Şimdi arkadaşlar. Daha fazla vaktimiz kalmadı. Büyük ihtimal bu saatlerde falan anca gidiyordur oraya. Sıkıntı. Geç kalabiliriz. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ya Vitolarla neden gelmediniz ya? Akşam dağılacağız. Daha buradan eve gideceğiz. Nasıl gideceğiz? Vitolarla Vitolarla git. Vitolarla git. Oğlum ben servis mi çekiyorum? Herkese tekrar evine bırakayım ya. Doktor senin götün çok kalktı. Seninle konuşacağız bir gün. Seninle konuşacağız oğlum. Şimdi karışmasın diye bir şey demiyorum. Altı dana yapıştırırım senin ha. Ya salak manyak mısın oğlum? O kadar beğendin mi lan? Beğendim güzel. Güzel teşekkür ederim. Şimdi. Altın kostüm mü? Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ben de çıplak şu anda. Ya nasıl yapsak ya? Benim arabayla kimse gelemez. Ejder abinin arabada iki kişilik. Bin. Herkesin araba iki kişilik. Bu arabayla gidip bizi alsak hemen. Bir şey diyeceğim. Motorun anahtarları birimizde var deyin. Ha bende var. Doktor. Var mı? Var. Ben çok özledim tamam. O motoru. İki kişi motorla gelsin geriye kalan da Ejder abinin arabayla. Tek kişilik motor oğlum, galiba. Oğlum yine olmuyor. Dur ben kendimle gelirim dur. Yok. Doktor sen benim yanıma gel. Tamam. Haydar sen de motoru atla. Oğlum, emin misin? Bak kız şimdi beni görecek diyecek. Kız seni görmeyecek atla. Diğerin anahtarı da üstünde Haydar'ın istiyorsan. Ama onlar nasıl gelir? Diğer motoru da ben alayım o zaman. Ha iki kişi mi gidiyorsunuz? Tamam doktor geç o zaman diğer motora. Tamam. Şimdi. Adamlar dönebilsin yani belki bir şey olur diye. Herkes açtı mı planlı şeylerini? Karpileylerini vesaire. Açık. Duyuyorsunuz değil mi? Tamam. Kulaklıkları taktınız mı dayı Haydar? Taktık. Olumlu. Olumlu mudur? Tamam. Olumludur. Şimdi beni takip edin. O arada anlattıklarımı dinleyin. Şimdi Nusret'in direkt kapının önüne yanaşmıyoruz. Böyle bir uzağına böyle sokağın ucuna gibi yanaşırız. Oraya da sizin arabaları saklayalım. Benim araba böyle hafiften gözükebilir de çok sorun değil o. Sonra hepiniz yerlerinizi alın. Adamları gözetleyeceğiz. Bakacağız bakalım kaç kişi geliyorlar. Koruma sayısı kaç. Ondan sonra lori geliyor mu? Lan lori'yi de ilk defa göreceğiz. İnşallah güzeldir. Allah'ım böyle 200 kilo bir şey çıkarsa ben nasıl anlayacağım o kızı? Onu da göreceğiz bakalım. Sonrasında ben arabayla normal kapının önüne yanaşacağım. Normal müşteriymiş gibi içeriye gireceğim. Lori'nin yan masasına oturacağım. Bakalım artık duruma göre bir muhabbet falan kovalamaya çalışacağım. En kötü bugün gözlemlemiş oluruz Lori'yi. Konuşamasak bile. Şimdi yaklaştık. Dikkatli olun. Şimdi ilk soldan giriyoruz. Yavaş olun. Çok bağırtırmayalım motorları vesaire. Dikkat çekmeye gerek yok. Motoru bağırtma. Şimdi durun. Yavaş doktor dur. Oğlum buranın diğer yüzü müydü Haydar? Abi düz. Diğer yüzü müydü değil mi? Durun lan burası dur. Siktir biz nereye saklanacağız burada? Harbiden ha.
Dur bekle. Hayır düz git dayı, dümdüz git. Evime park edeyim tamam, de sol bari. Sol yapın. Sol. Geçen de buradaydı. Tamam. Siz buralarda şöyle aynen tamam. Arabaları falan bırakın böyle. Durun ben de şöyle şunu bırakayım. Ya bence garajına çek abi. Sen dur oğlum, ben sonradan yanaşacağım. Şimdi siz nereden gözetleyebilirsiniz ki acaba? Buranın içini görebileceğiniz bir kısım yok. Diyeceğim çatıya mı acaba çıksa, bak şu üstteki balkona. Lan ama şimdi evdekiler çıkar mıkar ses yaparsınız. Bana girsek? Apartmana girseniz. Apartmana girersek balkonuna. Olur bence. Bak olabilir, aynen apartmandan doğru bizim tarafı gözetleyebilirsiniz belki. Şu balkona falan, şu balkonun altında bir teras gibi bir yer var ya. Ya durun. Çok dikkatli olun. Şimdi gelirler melirler, ne olur ne olmaz. Abi şu yukarı çıksak, şu yukarı çıkabilir miyiz? Ama üstten izleriz. Aynen oraya değil mi doğru? Bak ya da siz işte iki kişi falan burada kalsın zaten. Çalıklardan gözükmez şöyle eğildiğiniz zaman. Böyle araç falan yaklaştığında görürsünüzdür abi bir şekilde. Onun dışında o zaman tamam, bir dakika bak. Ejder abi, Sebo bence burada kalsınlar. Şimdi dayı sen ne tarafa geçsen yukarı acaba? Çıkarız. Tamam siz de yukarı çıkın o zaman. İyi tamam, hadi siz yerlerinizi alın. Bekleyeceğiz. Ne zaman geleceklerini göreceğiz. Doktor sen de burada kal. Ejder abi sen doktoru müşavir ol, tamam mı? Tamam ben de. Bak çatıya çıkalım, bak çatıdan bak şundan görürüz. Ya bence gerek yok şimdi. Bir de bak çatı sıkıntı. Şöyle düşünün. Şimdi çatıya çıkacaksınız. O adamlar beni fark etti. Adamlar beni tanıdılar diyelim. Siz çatıdan inene kadar ben paket olurum. Hayır canım rahat olun ya. Bak sen salak, sok şunu cebine. Sok. Yakın. Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam şimdi o zaman siz dediğimiz gibi dayı Haydar siz fırlayın. Doktor tamam. Çallı gel. Hadi çıkalım. Üçünüz buradasınız. Tamam, oğlum kızın doktoru görmemesi lazım. Plan bozuldu. Bakalım. Doktor. Ya tabii ki bozuldu. Baksana abi. Çallı gel doktor. Ya neyse. Ay tamam. burada bok şöyle var. Duralım. Bir tarafa gel. Tamam çok ses yapmayın. Şimdi sessiz bir şekilde bekleyeceğiz ne zaman geleceklerini. Dayı Haydar. Kulaktan duyuyor musunuz beni? Görüyor musunuz abi? Aa ben sizi görüyorum. Süper oğlum yeriniz. Bir yana daha mı geçsek lan Haydar? Geçebiliriz dayı. Bir şey diyeceğim. Bir yana daha geçerseniz eğer tam beni de gözetleyebilirsiniz sanki içeri kısmı. Tamam dur dayı düşme. Ama dikkatli olun, korumalara vesaire özellikle sakın göstermeyin kendiniz ha. Sıkıntı yok, devam ki. Dayı dikkat et sakın, bak düşeceğim bak. Bak çok kötü düşeceğim bak. İyiyim on numarayım. Heh tamam dikkat et. Mekan bomboş. Tamam şey yapın. Dayı dürbün al. Ben kızın yanına girdiğimde restorana girdikten sonra kulaklığı kapatacağım, haberiniz olsun. Kız duyar muyar bir şey olur. Ne olur ne olmaz. Kalsın ben sana taktik veririm. Ya sus bir ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Kendin kaybeder. Niko'yu. Lan 2 saat geçti. Bunlar gelmeyecek mi acaba bugün ya? Ejder abi gitsek mi, ne yapsak? Yok beklerim de anlamaz. Haftaya cuma falan mı denesek acaba bir daha? Niye geldik bazen? Bunlar diğer taraftan falan gelecek olabilir. Geldiler. Dayı altındalar. Oha 3 tane koruma var lan yanında. Ulan tek kız için 3 tane koruma ne? Bu adamın kaç tane koruması var acaba kendisinin sadece? Bunlar geçtiler içeri. Dayı Haydar siz içeriği görebiliyor musunuz? Görebiliyoruz. Umarım karşımıza oturur. Harbiden burası burada çok net gözüküyor. Tamam süper. Beni de görürseniz var ya çok güzel olur ha. Bu masalar görüşte. Ulan bu korumalar 2 kişi kapının önünde durdu. Allah Allah. Tamam oturdular mı? Kankasıyla beraber masaya geçiyorlar. Korumasıyla beraber mi oturdu masaya? Yok koruması ayakta, şu an oturacak sanırım, bekliyoruz. Tamam onlar masada yer aldıysa eğer ben de gidiyorum yavaştan. Tamam şu an. Gelme. Durun. Korumalar başında bekliyor, onlara tamam, oturdu. Tamam. Ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Korumayla beraber oturmuş. En kötü ihtimal şey yapacağız. Şimdi ben oturayım yanlarına. Kimdir ne değildir bunlara böyle muhabbetlerini, sohbetlerini dinleyeyim. En kötü ihtimal bugünümüz böyle geçer. Ben gidiyorum hadi bakalım. İlişimi kapatıyorum. Haydar dayı. Abi sen değilsin. Ben olsaydım böyle olmazdı tamam, biliyorsunuz. Tamam kapattım kulaklığı. Ben olsaydım tamam, böyle olmazdı. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Şu yan sokaktan dolaşacağım hemen. Müziğin arkasına çekeyim. Çok daha iyi olur. Ulan bizimkileri duymuyorum. İnşallah dayıyla Haydar'ın böyle yakında bir yere şey yapmışlardır ya. Oturmuşlardır görebildikleri. Haydi bismillah. Başlıyoruz. Hoş geldiniz beyefendi. Merhabalar. Kolay gelsin. İsim neydi acaba? İsim Fehmi. Fehmi, bir dakika. Aynen. Rezervasyon yok ama boş yer vardır diye düşündüm. Boş yer yoksa her sıkıntı yok. Boşalmış ya, iptal olmuş rezervi. Tamam, süper. Hemen eşlik edeyim size. Tamamdır, teşekkürler. Benim de böyle birkaç arkadaşım gelecek zaten. Böyle o yüzden böyle 3-4 kişilik yer olursa böyle daha güzel olur. Tamam, sıkıntı değil. Masalarımızda birçok oturma yeri bulunmakta zaten. Tamamdır, teşekkürler. İki tane boş masamız var, bir sağ tarafta, bir sol tarafta. Hangisi biri sağ tarafta, biri sol tarafta. Ben böyle oturayım o zaman ya, daha böyle ferah duruyor böyle falan yakın mutfağa. Tamamdır tamam. Çok teşekkürler o zaman. Ben de hemen zaten isteğiniz arzunuz bulunmaz mıdır? Ben şey yapayım bir. Kendim şöyle bir bakayım. Ben yine size el ederim. Tamamdır. Zaten arkadaşlar da gelecek. Şimdi şöyle geçeyim bari. Herhangi bir arzunuzda beni çağırmanız yeterli. Tamamdır, teşekkürler. Ben şimdi hemen şöyle menüye bakıyorum. Lori Hanım, bir isteğiniz var mıydı acaba? Teşekkürler. Her zamankinden olursa sevinirim. Tamamdır. Garson buraya bakar mısın? Efendim. Merhabalar. Her zamankinden Lori Hanım'a. Ben sana gelemeyeceğimden bahsetmiştim ama. Hadi ya bak anlamıyorsun. Adamlarla zaten yapışık ikiz gibi geziyoruz. Farkında değil misin? Tamam ben de tek başıma gezmek istiyorum. Doğru. Hani gezemiyorum anla.
Hı tabii. Bana şu adamı savunup durmazsan sevinirim. Adam zaten saf kötülük, bilmiyor musun ya? Tamam. Beyefendi. İşte evet. Tamam bak, ben de dışarı çıkacağım. Ben bir işine suyu alayım. Yani arkadaşlar gelene kadar. Olmuyor. Tamam, ben hemen getiririm buradan bir şeyini. Tamam, onları da yapacağım ama yani hayalimi biliyorsun zaten. Sevdiğim adamı emeğimi buralardan gidip hemen. Özellikle babamdan kurtulmak çok istiyorum. Neyse. Kapatmam lazım, yemeğim gelecek. Aslanım bir gerçekten. Keşke ölse de kurtulsam yani. Neyse hadi kapatıyorum. Görüşürüz. Siz bir şey istemiştiniz değil mi? Evet evet, ben normal hemen, böyle bir şişe alayım. Hemen getiriyorum. Anasını satayım. Kütük gibi duruyor başımda ya. Sıçtık yemin ediyorum. Lan yazık kıza, yemin ediyorum. Oturduğu yerde kendi başına yemek mi yiyecek şimdi? De her cuma yapıyor muymuş bunu? Neyse. Çözeceğiz bakalım bir şey. Aa, bizimkiler gözüküyor mu bu arada? Ben yok görmedim. Şöyle masaya bırakayım Fehmi Bey. Teşekkürler, teşekkürler. Aslanım bakar mısın böyle? Geldim. Lore Hanım'ı rahatsız edecek bir şey istemiyorum. Dikkatli ol, tamam mı? Tamam, sıkıntı yok. Lan lan! Lan ne yapıyorlar onlar orada? Ağzına sıçayım, yapmayın. Dur kim be, lan bu? Dur. Limonun sahibi kim? Limonun sahibi kim? Kim lan o? Limonun sahibi. Sakin, sakin, sakin. Kim o? Kim o? Limonun sahibi kim? Kim o? Sakin. Gel gel. Sen misin? Sen misin? Bilader sen misin? Buyurun beyefendi, benim. Öyle mi araba park ettirin? Gel gel. Gel. Gel, Tarçın'ın haline bak. Kardeşim şu yaptığınıza bir bak, gel bakayım gel. Gel gel, şu bir şey yaptın abi lan. Geliyorlar, ne yapmışsınız? Ne yaptın sen ha? Ne oluyor, ne oluyor? Gel gel gel, çık dışarı çık. Allah aşkına. Ne helal olsun lan doktora. 92 model arabanın anasını anlattınız lan. Kardeşim, Lore Hanım'ın masasına gelmeye utanmıyor musunuz? Hayırdır? Şoför bu arada bayıldı senin, haber mi? Lore Hanım çok özür dileriz. Pardon, böyle bir şey olacağını hiç tahmin etmemiştik. Size ilgileniyorduk. Beyefendi, siz Lore Hanım'ın masasına gelmeye utanmıyor musunuz? Hayırdır? Çok özür dileriz. Böyle bir şey olmasını istemezdik. O gitti, sizin başımıza gideceksiniz. Kimse yok değil mi? Başka yok. Merhabalar. Burada istemeden böyle kulak misafiri oldum da birazcık konuşmalarınıza. Müsaitseniz oturabilir miyim? Tabii tabii, oturabilirsiniz, buyurun. Teşekkür ederim. Ya istemeden kulak misafiri oldum, kusura bakmayın bu arada. Ya hiç şimdi önemli. Babanız hakkında böyle çok doğru konuşmuyorsunuz gibi geldi bana ya. Yani sonuçta babadır. Kendisini tanımıyorsunuz ki, yani tanımadan yargılamak biraz saçma. Ya tabii evet. Doğru, kendisini tanımıyorum sonuçta ama ne bileyim ya, hani böyle bir babadır, anladın mı? Ya baba babadır da hani şu halimi uzaktan görseniz, yani görmüşsünüzdür büyük ihtimalle zaten. Yani kendisine nefret etmeden bayağı bu ortada, yani sevmiyorum. Normal böyle söylemem yani. Anladım anladım, sizi de anlıyorum tabii şimdi. Bu yanınızdakiler koruma mıydı? Evet, yani yapışık her ikizlerim. Zaman başınızda var mı? Hı hı, yapışık ikizlerim benim onlar ya, sormayın. Kendi başına hiçbir yere gidip böyle bir nefes alamıyorsun ha? Balkona çıksan bile geliyorlar, o derece düşün. O derece. Bu baban olacak adam yapıyor tabii. Salsa bir hat bıraksa beni boğazlıyor yani. Anladım. Peki tek aktiviten buraya gelmek mi? Yani cuma günleri Allah'tan sadece böyle dışarı çıkmama bir izin veriyordu, buraya yemek yemeye geliyorum. Normalde dışarı çıkmana da izin vermiyorlar. Yani o kısıtlı, zamanlarım kısıtlı diyeyim yani. Belirli bir saat dışında dışarı çıkamıyorum. Anladım. O zaman annenle falan aran iyidir en azından. Keşke bir annem olsaydı, aram iyi olsaydı diyebilirim. Ha şey, kusura bakma ya, o zaman şey başı. Hiç önemli değil, hiç önemli değil. Baban olacak adam mı diyeceğim ama hadsizlik etmiş olur muyum? O küçük durumlar var diyelim. Aslanım sen hayırdır? Hayırdır aslanım, sen Lore Hanım'ın masasına geçmişsin. Ya bir sakin mi olsan? Kendisi buranın müdürü. Müdürü mü? Ben bana anlamam. Ya sakin ol önce. Patronundan emir var, ben anlamam. Aslanım sen geçer misin şöyle bir? Ya kendisi buranın müdürü şey bana... Bu arada aslanım falan, bir sakin olalım öncelikle. Beyefendi ama benim iznim var. Sorun çıkmasın, ne bence var? Ben de gidiyordum. Hadi gidelim mi artık? Ha, Lore Hanım'ın şey başına bir şey gelirse... Memnun kaldınız mı Lore Hanım? Tabii tabii, çok memnun kaldım. Her şey için çok tamam. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Yine bekleriz her zaman. Aynen. Tabii, geveleme aslanım ağzını. Hadi geveleme. Allah'ım yarabbim. Allah'ın öküzleri ya. Lan tam ne güzel konuya giriyorduk ya. Lan bizimkiler yukarıda inşallah gör... Lan Aydar insin aşağı. Ne yapıyor lan? İnşallah görmemişlerdir bizimkiler. Bunlar acaba yedi mi bizim numarayı? Bilmiyorum ki. Bu Aydar nerede o? Köşede mi duruyor onlar? Lan oğlum ne yapıyorsunuz? Şşt. Lan inin aşağı. Lan ben görüyorsam hep herkes görüyordur. Allah'ım ya Rabbim ya. Aha. Telefon çalıyor lan, kim arıyor? Kim bu? Yabancı numara. Hadi bakayım. Alo. Ben Alexander Pavel. Eğer Niko yaşasın istiyorsan yarın sana atacağım konumdaki adrese saat 12'de geleceksin. Yanında ne polis istiyorum ne başkasını istiyorum. Eğer Niko yaşasın istiyorsan dediğim saatte, dediğim yerde, dediğim konumda yalnız olacaksın. Lan tamam da bir dakika. Lan suratıma kapattı yavşak herif. Yarın saat 12'de yalnız başına. Tek başıma gitmek zorundayım oraya. Gölgeler.
nefeste bir umut. Düşüncelerimle baş başa yüzleşirim. Korkularla ay ışığında ilerliyorum. Terim soğuk bu sessiz yürüyüş. Ruhumu sarmalayan döngü. Tek başıma yürüyorum bu yolda. Tek başıma yürüyorum.